12. mektubun ikinci sualine geldik. Yukarıdan beri şeytanları anlattı. 11. Leman'ın birinci mefasında, 11. mektubun birinci mefasında da vardı. Birinci sualde şeytanların yaratılmasıyla alakalı vesaire anlattı. Bu hoca efendinin Varlığın Metafizik Boyutu kitabındaki şeytanlar bölümü uzunca yani anlatılıyor. 330. sayfadan bir başlıyor. Çok farklı boyutlarıyla yani 390'lara kadar şeytanlar bahsini anlatmış. 60 sayfalık filan okuyun. Şeytanların değişik yani insanlar rengarenk değişik değişik olduğu gibi meyveler. Şeytanların da böyle merede şeytanları, hannas şeytanlar, vesvas şeytanlar gibi şeytanların da kendi içinde çeşitleri ve ona göre vazifeleri var. Okuyunuz. Allah şeytanları yarattı. Şeytanların halkı ve icadı ne içindir? Bir öncekinde Adem'e musallat olup cennetten mahrum etme hikmeti idi. Şimdi şeytanların yaratılışı ve icadı ne içindir? Tabi şeytan şerri temsil ettiği için bu şeytan sorusuna bir kelime daha ilave ediyor. Cenab-ı Hak şeytanı ve şerleri, şeytanla beraber bir de yeryüzünde şerler var. Yangın, sel, hastalık, felaket, zelzele ve hakeza. Şeytanı ve şerleri halk etmiş. Hikmeti nedir? Bakınız burada da hikmetine temas edecek. Allah niye yaratmış canım deyip haşa Allah'a hesaba çekiyor gibi, hodri meydan çekiyor gibi, Allah'a itiraz ve isyan ediyor gibi soruyu böyle sormamak lazım. Kulluk adabı olarak acaba yaratmasının hikmeti ne olabilir? Allah'ın yaptığı, yarattığı şeylerin hikmetlerini öğrenmekte bir mahsur yoktur. Melekler de ben bir halife yaratacağım, yapacağım deyince Cenab-ı Hak, kan dökecekleri mi ya Rabbi? Biz işte ibadet yapıyoruz. O itiraz değil. O da işin hikmetini sormak, istifsar etmek, işin açılımını istemek idi. Onun için kulluğun bir terbiye boyutu olarak hikmetlerini sorabiliriz ve şeytanı ve şerlerin yaratılma hikmeti. Ayrıca diyor ki şerrin halkı şerdir. Şerri yaratmak da şerdir. Kabihin halkı kabihtir. Çirkinin yaratılması da çirkindir. Bu soru tabii. Birkaç kaynak vereceğim burada da. Bakarsanız çok önemli bir kaynak. Birkaç kaynak vereceğim. Bu Varlığın Metafizik Boyutu'nun 311. sayfasında bir defa buna dikkat çekiyor. Kısaca az sonra temas edeceğim. Ayrıca 13. Leman'ın birinci işareti ile ikinci işaretinde. 13. Lama biliyorsunuz şeytandan Allah'a sığınma risalesidir. İstiaze. Hikmetül istiaze risalesidir. 88 ve 90. sayfalarda. Ayrıca 26. sözün birinci mefasında da halk-ı şer ile alakalı bir bölüm var. Bendeki kitaba göre 504. sayfada. Şeytanların yaratılma hikmeti, şerlerin yaratılma hikmeti, halkı şer şerdir, kabihin halkı da yaratılması da kabihtir diye sorun mesabesinde bunları söylemişim. Bu hüsn ve kubuh meselesi, değerli arkadaşlar, hayır ve şer meselesi de diyebiliriz. Mezhep imamları, itikadi mezhep imamları arasında çok da küçük de olsa münakaşası yapılan, ilmi münakaşası yapılan bir meseledir. 18. sözün ikinci noktasına bakmanızı rica ediyorum. Orada ellezî ehsene külle şeyin halaka ayetini anlatmış üstad. O Allah ki her şeyin en güzelini yaratır. Allah'ın yarattıkları güzeldir. O zaman bu şerler ne? Orada işte o münasebete o meseleye girmiş. Halk-ı şer meselesi. O zaman halk-ı şer şer değildir. Orada da anlatıyor. 18. sözün ikinci noktası. Çok önemli. Orayı mutlaka dikkatlice okuyun. Ve üstadın oradaki itikadi görüşleri Eş'ariye mezhebine göredir.
Yani Allah bir şeye şer olduğu için mi şer demiş? Allah şer dediği için mi şerdir? İşte Eş'ari ile Maturidi arasındaki küçük ihtilaf. Kubuh çirkin. O çirkin olduğu için mi Allah ona çirkin demiştir? Yoksa Allah çirkin dediği için mi o çirkindir? Hüsn ve kubuh meselesi orada farklı boyutlarıyla anlatılıyor. Lütfen oraya bakınız. Şimdi şeytan kelimesi üstünde birkaç cümle söyleyeceğim önce. Cinlerdendir şeytan. Adem Allah topraktan yaratmış. Cinleri de, melekleri de, şeytanları da ateşten yaratmış. Ateşin nur kısmından melekler, nar kısmından, ateş kısmından şeytan, duman kısmından da cinler yaratılmıştır. Aynı maddenin farklı terkipleri olarak yaratılmıştır. Zaten şeytanın ateşten yaratıldığı kendi ifadesi Kur'an'da ayetlerle de sabit. Niye Adem'e secde etmedin? Dedi ki ene hayrum min. Bu cerbezedir. Ben ondan daha hayırlıyım. Niye hayırlısın? Halakteni min narin ve halaktehu min tin. Beni ateşten, onu topraktan yarattın. Yani ateşten olmak niye topraktan olmaktan daha hayırlı? Bunun bir mantığı yok. Demagoji yapıyor ve bağışlayın, boş boğazlık yapıyor. Yani cerbeze yapıyor. Şeytan ya şatane kelimesinden türemiş ya da şata kelimesinden türemiştir. Şatane uzak olan manasında, şatane'den geldiyse şeytan Allah'tan uzak oldu manasında. Eğer şata'dan geldiyse batıl oldu manasında. Her ikisini cem edebiliriz. Batılla meşgul olan, kendisi batıl, asi, isyankar olduğundan Allah'tan uzaklaştı da diyebiliriz. İsfahani müfredatında bu açılımları yapmış. Salah ve hayırdan uzaklığına ve her zaman haktan yüz çevirmesiyle butlanla içli dışlı bulunması kastedilerek bu varlığa şeytan denmiştir. Şeytan üstünde, şeytan melekler arasında nasıl bulunabildi? Daha önce meleklerden bir melekti. Böyle şeytan karakterli insanlar da vardı. Sizle iyi geçinir de bir hadise oldu mu hemen pat şeytanlığı ortaya çıkar. Bu son içtimai hadiselerin de münafıkların bizlere musallat olmasının da altında fıtraten biraz şeytanmış ama bir sebeple onların da bize karşı düşmanlığı böyle ortaya çıkıvermesi gibi meseleyi yorumlayabilirsiniz. Şeytanı iyi tanıyın. Kur'an'da kaç defa geçiyor? Ondan sonra çeşitleri nelerdir? Hoca Efendi'nin bu varlığın metafizik boyutu kitabından bunları okuyabilirsiniz. 18. sözün ikinci noktasını tekrar ifade etmiş oluyorum. 26. sözün birinci mepasında da var. Az sonra sözleri de aldım yanıma, göstereceğim. El cevap, yani halkı şer şer midir? Kabihin halkı da yaratılması da kabih midir? Şeytan şerdir, Allah yaratmış, haşa Allah şer mi yarattı? Üstad meseleye yaklaşırken el cevap haşa. Bu cümle ezberlenecek. Halkı şer şer değil, belki kesbi şer şerdir. Şerri yaratmak şer değildir. Onu kazanmak, onu kesbetmek, insanın iradesiyle şerleri üstüne çekmesi, o şerlerle yaşaması, şerleşmesi şerdir. Halkı şer şer değil, belki kesbi şer şer şerdir. Misal verecek aşağıda. Ama bu meselenin izahı 26. sözde de var demiştim. Oraya da bir kısaca bakış yapmak istiyorum. 504. sayfada 26. sözün birinci mepasında işte bu sırdandır ki kesbi şer şerdir, halkı şer şer değildir. Şerri kazanmak şerdir, şerri yaratmak şer değildir. Aynı mantık.
mektubatta geçen. Nasıl ki pek çok mesalihini tazammun eden bir yağmurdan, yağmur yağıyor, pek çok faydası var. Yağmur yağmasa ne olur ya? Ama yağmurdan bazıları zarar görse, toprak kayması olsa, selde kaybolsa, tembel adam bütün ekinlerini, şeyini yağmurun altında bıraksa, zarar görse diyemez. Yağmur rahmet değil. Evet, halk ve icatta bir şerri cüz'i ile beraber hayri kesir vardır. Bir şerri cüz'i için hayri kesiri terk etmek şerri kesir olur. Onun için en şer, o şerri cüz'i hayır hükmüne geçer. Ya bizzat güzeldir her şey, Üstad bunu 18'in sözün ikinci noktasını anlatıyor, ya da neticeleri itibariyle güzeldir. Yani bir şey ya hüsnü bizzat ya da hüsnü bil gayırdır olarak anlatıyor. İcad-ı ilahide şer ve çirkinlik yoktur. Belki abdin kesbine ve istidadına aittir deyip Kader Risalesi'nde böyle önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Burasını şimdi okuyalım. Evet. Mesela yağmurun gelmesinin binlerce neticeleri var. Aynısını sözlerde de söyledi. Bütünü de güzeldir. Suyu ihtiyarıyla bazıları yağmurdan zarar görse yağmurun icadı şer oldu diyemez. Yağmurun icadı rahmet değildir diyemez. Yağmurun halkı yaratılması şerdir diye hükmedemez. Belki suyu ihtiyarıyla ve kesbiyle, kötü tercihleri ve kendi kazancıyla onun hakkında şer oldu. Başka ikinci bir misal veriyor. Hem ateşin halkında, ateşin yaratılmasında çok faydalar var. Adam ateşten kendisi zarar görse, evet, ateşin halkında yaratılmasında çok faydalar var. Bütünü de hayırdır. Fakat bazıları suyu kesbiyle, kötü iş kazancıyla, suyu ihtiyarıyla ateşten zarar görse, ateşin halkı şerdir demeye hakkı yoktur. Ateşin halkı şerdir diyemez. Çünkü ateş yalnız onu yakmak için yaratılmamış. Belki o kendi suyu ihtiyarıyla yemeğini pişiren ateşe elini soktu. O hizmetkarını kendine düşman etti. Elhasıl işin temel prensibi ve özeti şudur. Bunlar ezberlenmeli. Hayri kesir için şerri kalil kabul edilir. Yani pek çok hayırlar elde etmek için az şerler kabul edilir. Eğer şerri kalil olmamak için, o az şerler meydana gelmesin diye millet evini yakabilir diye Allah ateşi yaratmasaydı ne olurdu? Ya bazıları yağmurdan zarar görecek diye Allah hiç yağmur yaratmasaydı ne olurdu yani? O zaman şerri kesir olurdu. Eğer şerri kalil olmamak için hayri kesiri intac eden bir şey terk edilirse o vakit şerri kesir irtikab edilmiş olur. Mesela başka misaller de verecek. Cihada asker sevk etmekte elbette bazı cüz'i ve maddi ve bedeni zarardaşlar olur. Bazıları ölebilir de. Cihada, savaşa demiyor, harbe demiyor. Kur'an'da harp kelimesi de vardır, kıtal kelimesi de vardır. Bunlar cihattan farklı şeylerdir. Üstad da harp bir beladır demiştir. Savaş da acaba öyle midir? Ama cihat ayrı bir şey. Cihatta ilahi kelimetullah olmalı ve sadece ve sadece Allah için yapmalı. Fakat o cihatta hayr-i kesir var ki İslam küffarın istilasından kurtulur. Eğer o şerri kalil için cihat terk edilse o vakit hayr-i kesir gittikten sonra şerri kesir gelir. O aynı zulümdür. O zulmün de ta kendisidir. Hem mesela kangren olmuş ve kesilmesi lazım gelen bir parmağın kesilmesi hayırdır. Çünkü parmak kangren olunca kesmezseniz el kesilir. Eli kesmezseniz kol gider. Yani o kolu kurtarmak, vücudu kurtarmak için şerri, kalili az olan şerri kabul etmek. O şer değildir. Halbuki zahiren bir şerdir. Parmak kesilmezse el kesilir, şerri kesil olur. İşte bunlar gibi
kainattaki şerlerin, zararların, beliyelerin ve şeytanların ve muzurların halk ve icatları yaratılması, yaratılmaları ve meydana gelmeleri şer ve çirkin değildir. Çünkü çok netaici mühimme için halk olunmuşlardır. Şimdi İşaret-ül İcaz'da bir inceliğe daha temas ederek diyor ki, kainatta mutlak hayır galiptir. Şer ise kalildir. Bu da ayrıca şöyle bir hikmeti vardır. Hayrın güzelliğinin ve hayrın hayırlılığının daha da artması içindir. Hatta orada ve beşşirillezine amenu ve amilus salihat ayetinin tefsirinde bir misal de veriyor. Mesela eskiden padişahlar muhteşem saraylarda da muhteşem bahçeler yaparlarmış. Bahçe böyle cennet gibi ama bir yerde taş yığını var, bir yerde biraz çöp dökülmüş, mezbelelik, böyle ara ara çöpler, pislikler var. Onları kaçtan yapıyorlar? Çünkü sarayın bahçesinde devamlı gezerken hep güzellikleri görse zamanla o güzellikler de nazarından silinir. Güzelin güzelliği kaybolabilir. Onun için ara sıra çirkinleri, şerleri görecek ki hemen şöyle bir baktığı zaman diğer tarafın güzelliği daha da ortaya çıksın. İşte kainattaki şerlerin, zararların, beliyelerin ve şeytanların ve muzırların halk ve icatları şer ve çirkin değil. Çünkü çok netaici mühimme için çok önemli sonuçlar. Neticede önemli hayırlar ve güzellikler için o şerler yaratılmıştır. Demek ki buradan çıkan bir mana var. Tekrar 18. sözün ikinci noktasına geçiyorum. Yani ya bizzat güzeldir her şey ya da neticesi itibariyle güzeldir. Bununla ne anlatmak istedi? Şeytanın yaratılması neticesi itibariyle güzeldir. Şerrin yaratılması neticesi itibariyle güzeldir. Çirkinin yaratılması neticesi itibariyle güzeldir. Başka bir misal veriyor. Mesela melaikelere şeytanlar musallat olmadıkları için terakkiyatları yoktur. Makamları sabittir. Onun için normalde bir insan, bir Müslüman, bir mümin meleklerin üstündedir. Mutlak fazilette. Meleklere şeytan musallat olmadığı için makamları sabittir. Tebettül etmez. Keza hayvanatı dahi şeytanlar musallat olmadıkları için mertebeleri sabittir. Nakıstır. Alemi insaniyette ise insanlık dünyasında ise meratibi terakkiyat, maddi ve manevi yükselmeler ve tedenniyat, alçalmalar. Yani bir yerde Cebrail'i arkada bırakacak kadar yükseliyor insanlık. Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve Miracı gibi diğer yerde şeytanı yukarıda bırakacak kadar da alçalabiliyor. Terakkiyat, manevi ve tedenniyat nihayetsizdir. Nemrutlardan, firavunlardan tut ta sıddıkîne evliya ve enbiyaya kadar gayet uzun bir mesafeyi terakki vardır. İşte kömür gibi olan ervah-ı safileyi, aşağılık ruhları, yukarıda saydığı Nemrut firavunların ruhlarını, elmas gibi olan ervah-ı aliyeden, yani evliya ve nebilerden, temyiz ve tefrik için ayırt etmek ve arasındaki farkları göstermek için şeytanların hılkatiyle, yaratılışıyla ve sırrı teklif Adem dünyaya gelecek ve ibadetle, bazı emirlerle, işlerle mükellef olacak. Efali mükellefini fıkıh kitaplarından okumuşsunuzdur. Mükellefin yapacağı fiiller demek ve böylece sırrı teklif ve ba'si enbiya, Allah'ın hepten akıllarıyla da bunlar bulamazlar, terakki edemezler diye yardımcı olmak için peygamberleri göndermesi ile bir meydani imtihan ve tecrübe, cihat ve musabaka açılmış. Eğer mücahede ve musabaka olmasaydı, madeni insaniyetteki elmas ve kömür hükmünde olan istidatlar beraber kalacaktı. Âlâ-yı illiyindeki Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın ruhu, esfele safilindeki Ebu Cehil'in ruhuyla bir seviyede kalacaktı. Demek şeyatin, şeytanlar, çünkü şeytan bir tane değil,
Kur'an-ı Kerim şeyatin tabirini çok kullanmış. Şeytanlar ve şerlerin yaratılması büyük ve külli neticeye baktığı için icatları şer değil, çirkin değil. Belki suistimalatın insanların iradelerini kötüye kullanarak ve kesbedilen kazançları elde ettikleri iradeleriyle mübaşiri hususiyelerinden, hususi teşebbüslerinden gelen şerler, çirkinlikler kesbi insana aittir, icad-ı ilahiyeye ait değildir. Pekala, o zaman peygamber, yani mutlak hayırlar ortaya çıksın demiş. Peygamberler gelmiş ama peygamberleri dinleyen onların ümmetleriyle insanların %20'si ancak hidayette olmuş. %80'i dalalette olmuş. O zaman çokları dalalette kalınca, bu hüküm de çokluya göre olunca acaba bunlara şer diyemez miyiz? Şimdi böyle ince bir noktaya giriyor. Yani bunları anlatılınca kafamıza bu soru bizim de takılırdı. Bu sorunun da cevabının Risalelerde açılımı var başka yerde. 13. lemanın 4. işaretinde, bir de yine 26. sözün 1. mepasında bu soru ve cevabı ayrıca var. Eğer sual etseniz ki, Bi'set-i Enbiya ile beraber, peygamberlerin gönderilmesiyle beraber. Çünkü ilk insan ilk peygamberdir. İnsanlık peygambersiz kalmamıştır. Şeytanların vücudundan ekser insanlar kafir oluyor, küfre gidiyor, zarar görüyor. El hukmu lil ekser. Hüküm çoğunluğa göredir. Serahsi mevsutunda 5. cilt 140. sayfada, Cessas'ın Ahkam-ı Kur'aniyesinde 5. cilt 208. sayfasında, bir de El-Kasani'nin Bedaü's Sanayisi 1. cilt 303'te bu hüküm bu. Hadis rivayeti değil. Yani hüküm çoğunluğa göredir. Kaidesince ekser pek çok insan ondan şer görse, yani şeytanlara uysa, peygamberin rahmetten istifade edemese, o vakit halkı şer şerdir. Hatta bir set-i enbiya dahi rahmet değildir denebilir mi? Denilebilir mi? El cevap denilemez. Neden? Kemiyetin keyfiyete nispeten ehemmiyeti yoktur. Sayıca çokluk değil, kıymetçe az dahi olsa zatından kıymetli olması önemlidir. Şöyle bir kıyaslama sunmak istiyorum. Risalelerin genelinden aldığım bir intiba. 78 senesinde bir camide hutbede bunu anlatmıştım. Kaç sene olmuş? İzmir Mersinli Yeni Camisi'nde. Değerli arkadaşlar, kainata baktığımız zaman siz de sorularıma cevap vermeye çalışın içinizden. Bir canlılar alemi var, bir cansızlar alemi var. Hangisi çok? Hangisi kıymetli? Cansızlar çok daha fazla. Canlılar cansızlara nispeten azdır ama yani hem aklın hem ilmin hem dinin kabul ettiği canlılar cansızlara göre fazilette daha yukarıdadır. Canlılar alemine baktığımız zaman kısadan kestirmeden kıyaslamaları devam ettiriyorum. Bir nebatat alemi var, bir de hayvanat alemi var. Hangisi çok? Nebatat alemi daha fazla, hayvanat ona nispeten az ama hayvanat fazilette daha yukarıda. Hayvanat alemine baktığımız zaman da iki türlü hayvanat görüyoruz. Bir sair hayvanlar, bir de insanlar. Hangisi çok? Sair hayvanat daha fazla. Hatta bir baharda bulunan sinek sayısı nevi beni Adem'den daha fazlaymış. İnsanların sayısı hayvanata göre az ama fazileti aklın, mantığın, ilmin de kabul ettiği insanlar hayvanatın üstündedir. İnsanlar dünyasına baktığımız zaman da iki türlü insan görüyoruz. Bir kafir insanlar, müşrikler, münafıklar onlara dahil. Bir de mümin insanlar. Hangisi çok? Kafirler, münafıklar, müşrikler çok. Müminler az. Ama müminler az olmasına rağmen onlardan daha yukarıda, fazilette, kıymette daha üstte. Müminler dünyasına baktığımız zaman da iki türlü müminler. Bir avam-ı müminin var, bir de müminler içinde evliyaullah olanlar var. Hangisi çok? Avam-ı mümininin sayısı daha fazla, evliyaullah daha az. Ama fazilette daha yukarıda. Evliyaullah olanlar da kendi içinde iki türlüdür. Bir evliyaullah var, bir de onlar içinde enbiya var. Evliyanın sayısı daha fazla, enbiya az ama fazilette onlar yukarıda.
Enbiya'ya baktığımız zaman da iki türlü nebi görüyoruz. Bir sair nebiler, bir de ulul azm peygamberler. Onlar beş tane. Efendimiz, Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh, Hazreti Musa ve Hazreti İsa aleyhisselam. Sair nebiler çok ama beş tanesi az. Ama onlar fazilette kaymak gibi, daha yukarıda, daha zirvede. Ulul azm peygamberlere baktığımız zaman da iki türlü. Bir sair ulul azm peygamberler. Bir de ferdi feridin mazharı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O tek başına bir tane ama bütün kainat, bütün varlıklar bir tarafa, hatta sair peygamberlerin tamamı terazinin bir kefesine, o tek başına diğer kefede daha ağır basacaktır. Onun için kemiyet önemli değil, keyfiyet önemlidir. Keyfiyet gerçekten çok önemli. Hizmetteki kemiyet ve keyfiyet dengesi üstünde ayrıca durabilirdik. Geçiyorum. Mesela 100 hurma çekirdeği bulunsa, toprak altına konup su verilmezse ve muamele-i kimyeviyeye görmezse ve bir mücahede-i hayatiyeye mazhar olmazsa 100 para kıymetinde 100 çekirdek olur. Çürür giderler. Su verilecek, hava verilecek ve sulanacak, güneş görecek. Ama böyle olduğu halde, bu kadar su, güneş, hava olduğu halde 80'i çürüse, 20'si sağlam çıksa, ya yazık oldu bu tohumlara denmez. Neden? Çünkü o 20'sinde öyle yine ileride bir tohumda milyonlarca tohum olacak ki o 80'i unutturacaklar. Fakat su verildiği ve mücahede-i hayatiye maruz kaldığı vakit suyu mizacından, yani kabiliyetsiz, karaktersizliğinden 80'i bozulsa o hurma çekirdeklerinin, 20'si meyvedar 20 hurma ağacı olsa diyebilir misiniz ki suyu vermek şer oldu. Peygamberler de insanlığa gönderilen su gibi, yağmur gibidir. Çok önemli bir şey söyledi. Yani yağmur yağınca bazı tohumlar çürüyorsa yağmur rahmet olmadı denmez. Peygamberler de rahmettir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam ise bütün alemlere rahmettir. Ve me ersenneke illa rahmeten lil alemindir. Şimdi bu rahmetten bazı insanlar da çürüse, şeytana aldansa, %80 de olsa peygamberlerin gelmesi rahmet olmadı denemez. Yağmur gibi. Elbette diyemezsin. Çünkü o 20 bin hükmüne geçti. 80'i kaybeden 20 bini kazanan zarar etmez, şer olmaz. Belki bir hurmadan kaç hurma, daha sonra ne kadar milyarlarca hurmalar meydana gelecek. Hem mesela tavus kuşunun 100 yumurtası bulunsa, ikinci misal, iyice doyalım. Yumurta itibariyle 500 kuruş eder. Yumurtalar, yumurta itibariyle tavus kuşunun 100 yumurtası 500 kuruş eder. Fakat o 100 yumurta üstünde tavus oturtulsa, 80'i bozulsa, 20'si 20 tavus kuşu olsa denilebilir mi ki çok zarar oldu, bu muamele şer oldu, bu kuluçkaya kapanmak çirkin oldu, şer oldu. Haşa ve kelle. Hayır. Öyle değil. Belki hayırdır. Çünkü o tavus milleti ve o yumurta taifesi 400 kuruş fiyatında bulunan 80 yumurtayı kaybedip 80 lira kıymetinde o tavuslar ve ondan sonra yumurtalar yapacak, kazansa bunlarla 20 tavus kuşu kazandı. İşte bunlar gibi nevi beşer Bi'set-i Enbiya ile peygamberlerin gönderilmesi ile beraber sırrı teklif ile imtihanla mükellef olma, Allah karşısında ibadetlerle mükellef olma ile mücahede ile manevi cihat ile şeytanlarla muharebe ile kazandıkları yüz binlerle enbiya ve milyonlarla evliya ve milyarlarla asfiya gibi alemi insaniyetin güneşleri, ayları, yıldızları mukabilinde kemiyetçe kesretli, keyfiyetçe ehemmiyetsiz hayvanatı muzurra nevinden olan, kafirler neymiş? Zararlı hayvanlar nevinden olan küffarı ve münafıkları kaybetti. Kafir ve münafıkları böyle kaybedip de binlerce enbiya, asfiya ve müminler milyarlarca yetiştirip hem de ebedi cennete gidecekler. Bunlara şer denmez. Peygamberlerin bizzeti de rahmet olmadı denemez diyor. Heyetinize teşekkürlerimi sunuyor ve Allah'a emanet ediyorum.